Dağ başındaki bir köy, dağların üzerinde rüzgarların pay edildiği bir yer. Adaylar çok yoğun, kalabalık bir köy. Her biri çiftçilikle, ticaretle uğraşır. Hepsi iflas, tarımı atalarından gördükleri gibi yaparlar. O da iflas, her şey var, yalnız imkan yok. Kimileri ticaretin yok olduğu zamanda hayal kurar, makarna fabrikasını yaptıracağını söyler. Sanki herkesin cebi şişkin, kayak merkezi yapılacağını söyler. Gerçekçi gözle, dizle ve sözle iş yapacak doğma büyüme Saraycık köyünün muhtar adayı. Yunus Keman ise sağlık için sağlık ocağını, eğitim için okulunu canlandırdıktan sonra kültür merkezi olarak köyü canlandırıp kültür bitkileri ektirip kalkınmada hem ekonomik hem sosyal kalkınmaları gerçekleştirecektir. Şimdiden hayırlı olsun. Zira rüzgar panelleriyle güneş enerjisi sistemlerini kurdurarak Kütahya Saraycık köyünde ilk atılımı gerçekleştirecektir. Ufku geniş, çalışkan ve dürüst insanlara ihtiyaç vardır. Hayırlı olsun Saraycık köyüne, muhtar adayı Yunus Keman'a. Daha önce 10 yıl boyunca muhtarlık yapan Yunus Keman, Kütahya Altıntaş Saraycık köyüne yeniden muhtar adayı oldu. Saraycık köyü muhtar adayı Yunus Keman yaptığı açıklamada, tekrar muhtar seçilmesi halinde köye yapacağı hizmetleri açıkladı. Daha önce de iki dönem muhtarlık yaptığını ifade eden Saraycık köyü muhtar adayı Yunus Keman, yapacağı hizmetleri tek tek anlattı. Köyde yaşayan halkın ekonomilerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçireceğini söyleyen Yunus Keman, köylüden salma parası, teberru ve yardım toplamayacaklarını söyledi. Saraycık köyüne rüzgar panelleri ve güneş enerjisi sistemini kurarak köyümüz kendi elektriğini kendisi üretecek. Köyde yaşayanlar elektrik parası ödemeyecek. Tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirerek köy halkının ekonomik alanda yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Saraycık köyü muhtar adayı Yunus Keman şunları ifade etti. 31 Mart'ta tekrar muhtar seçilirsem köyümün dertlerini 10 yıl daha önce muhtarlık yaptığım için herkesten daha iyi biliyorum. Saraycık köyünde oturuyorum. Allah nasip eder seçilirsek tabii ki büyük yeni projelerim var. Küçük yapılması gereken Saraycık'ta işler de var. Bunların tamamını Allah nasip ederse 5 seneye sığdırmaya çalışacağız. Bana ne yapacak diye soracak olursanız, köyümüzün nüfusu evet az. Ama köyde nüfus az diye hizmet olmayacak diye bir şey yok. Yani bunu önce bunu biliyorum yani. İnsanın olduğu yere hizmet gitmek zorunda. 3 tane de olsa, 5 tane de olsa hizmet yapılmak zorunda. Bunlardan birisi sağlık ocağımız. 1986'da yapılan sağlık ocağımızın bu geçtiğimiz döneme kadar hiç içinden doktor eksik olmamış. Maalesef şu anda doktor yok. Doktor olmadığı gibi kadrosu da yok. İlk önce yapacağımız işlerden birisi muhakkak muhakkak bu sağlık ocağının tekrar açılıp tekrar hizmet vermesini sağlamak. Bu birinci olmazsa olmazımız. Yani bu konuda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu birinci. İkincisi hiç kapanmayan okulumuzun da kapanmış olduğunu gördük. Okulumuzun da 5 tane köyden taşımalı projesi, planı, okulumuz her şeye uygun. Bu okulumuzun da mutlaka civar köyleri tekrar öğrencilerini buraya getirerek bu okulumuzun da açılmasını sağlamak. Bunlar bizim ilk önce yapacağımız işler. Daha sonra köyümüzde evet işsizlik var. Hayvancılık zayıf. Bunu da biliyoruz. İşsizliğe çare tabii ki biz buraya fabrikalar yapamayız. Kaldı ki Kütahya'daki fabrikalar bugün zorlanıyorsa biz Saraycı'ya bir fabrika yapma gibi bir vaadimiz olamaz. Ama köyümüzde şu anda 4 tane, 2 tane mermer, 2 tane kömür ocağı olmak üzere 4 tane şirketimiz çalışıyor. Köydeki bütün işe ihtiyacı olan herkesi bu şirketlere yerleştirmek bizim başlıca vazifemiz olması lazım. Yani biz buralara köyümüzden ne kadar dışarıdan gelen olur, gelmeyen olur, köyümüzdeki gençlerimizi buraya yerleştireceğiz. Çünkü halk önce Saraycık köyünün arazisinde çalışıyor.
Bu arkadaşlarımızla yakın diyaloglar kurarak köyümüzün madenlerine yerleştirebildiğimiz kadar işçi yerleştirmek. Değerli kardeşim. Daha sonra hayvancılık. Evet, nüfus yok ama hayvancılıkla geçinen çobanlarımız var. Evlerinde birer ikişer inek besleyen insanlarımız var. Bir iki tane ineğiyle geçinen insanlarımız var. Bunlara destek vermek. Yani bunlara ne gerekiyorsa, zaten saraycıklar beni bilir. Ben Ankara'dan gelmem. Ben ayda bir kere mutlaka Ankara'ya giderim. Büyüklerimizle diyalog hiç koparmam. Kütahya'dan hiç gelmem. Benim köylerim beni bilirler. Hayvancılıkla nasıl destek gerekiyorsa, örneğin bir manda projesi var, bunu araştırdım, Balıkesir'de, Afyon'da. Saraycık bu projenin içine giriyor. Her eve 2 manda alabiliriz. Sütü 5 lira, kaymağı 80 lira, yoğurdu 15 lira. Adam bir tane inek bakıyorsa bir tane mandaya bakabilir. %60'ı hibeli. Bunun projesini ben biliyorum. Bununla uğraşacağım. Tabii talep olduğu zaman, talebe göre, talep de bulunurlarsa bu projeyi yapabilirim köyüme. Bundan da faydalandırabilirim. Koyuncularımıza 50 artı bir koç projesi var. %60 hibeli. Koyuncularımıza biraz daha destek verebiliriz. Bu projeyi de yapabilirim. Bundan da ilgileniyorum. Bundan ilgilenen arkadaşlarım var. Onu da yapabilirim. Diğer bir konu, ormancılık, bizim köyümüz ormancılıkla geçiniyor. En büyük sorunumuz şu anda gelir kaynağımız ormancılık. Köyümüzün neredeyse %60'ı ormancılıkla geçiniyor. Ormandaki fiyatlarımız maalesef çok 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 düşük. Hiçbir ormanda çalışan arkadaşımız para kazanamıyor. Bununla ilgili onların primleriydi, %10 diye destek primleri var. Bunları biz 2 senedir köylümün alamadığını öğrendim. Bununla ilgili mutlaka gereken çalışmayı yapıp köylümüzün para kazanması için, ormanda da ek gelir olarak para kazanması için büyük çalışmalar yapmamız lazım. Gene Ankara'ya gidip Kütahya'daki büyüklerimize, siyasetçilerimize artık nereye gidilmesi gerekiyorsa bununla ilgili gidip ormanda çalışan arkadaşlarımıza haklı, adaletli bir şekilde para kazanmalarını sağlamak. Değerli kardeşim, daha ne yapmayı düşünüyorsun diye soracak olursanız, köyümüzde daha önceki muhtarlık döneminde almış olduğum bir tane itfaiye aracımız var. İtfaiyeci aracımızı aldık. 10 yıl, yaklaşık 7 yıl kullandık. 7 yılda 6 tane evi kurtardı. Bizim ilçemiz bize, köyümüze 35 kilometre yaklaşık. Yangın çıktığı zaman maalesef şu anda Yeşilyurt'ta, Pınarcık'ta evler yandı. Kurtulamıyor. Yani ahşap olduğu için. Ama köyde itfaiye, ben 6 tane evi bu itfaiye sayesinde kurtardım. Çatı tutuştu. Çünkü kapımızın önünde itfaiye olduğu için Altıntaş'tan gelene kadar biz itfaiyeli evleri kurtarıyoruz. Bu itfaiyemizi çok daha güzel bir hale getirmemiz lazım. Örneğin buna merdiven lazım ya da değiştirmemiz lazım. Bu itfaiyemizi aktif hale getireceğim. Şu anda çalışmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yuva her şeyden öne gelir deyip bu itfaiyemizi aktif hale getireceğiz. Diğer bir konuda bizim köyümüzün dışarıda, burada 400-450 nüfusumuz oturuyor ama dışarıda benim bildiğim kadarıyla 5000 nüfusumuz var. 5000 nüfusun, Allah tabii ki gurbette çalışanlarımıza, köylerimize mutlaka ömür versin. Ömür vermesini diliyoruz ama maalesef ölüm bir gerçek. Gurbette cenazelerimiz oluyor. Bu cenazelerimiz köyümüze getirmek için, ben daha önce bundan ilgilendim, zaman yetmedi. Bir tane cenaze arabası alıp, güzel bir cenaze arabası alıp, cenazelerimizi kendimiz, cenaze sahibimizi hiç bunaltmadan, cenazesi oldu mu gidip
nerede olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun arabamızla muhtarlığımızla gidip alıp geri döneceğiz. Ve cenaze sahibimize de bir katkıda bulunmuş olacağız. Bu da yapılmayacak bir şey değil. Daha önce yapacaktım ama zaman yetmediği için yapamadım. Önceki vaadimde de vardır. Bunu mutlaka gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Ramazan ayında bizim bir Ramazan çadırımız olur. Bu Ramazan çadırını tekrar faaliyete geçirmeyi düşünüyorum. Her gün 100 kişilik yemek hazırlayıp civar köylerdeki misafirlere, köyümüzde tek başına yaşayan ya da iki kişi yalnız yemek yemeyen hiç kimseyi evinde yalnız yemek yedirmiyoruz. Biz bu Ramazan çadırında akşam toplanıp çoluk çocuk orada bir ay boyunca yemek yediriyoruz. Bu projemi tekrar faaliyete geçirmeyi düşünüyorum. Ramazan çadırı tekrar çalışır. Saraycıklar bilir Ramazan çadırını, benim yaptığımı. Mutlaka Ramazan çadırını bir ay boyunca 100 kişilik yemeğe devam edeceğiz. Daha başka ne diyorsanız, tabii hizmetler bitmez. Büyük projelerimiz de var. Bu büyük projelerimizden birisi, bu köyü güneş enerjisinden tanıştırmak. Bununla ilgili bilgiler topluyorum. Saraycığımıza güneş enerjisi de uygun. Kızıldağ, yani telefon direğinin olduğu yer, yani Kızıldağ kuyucağın üstü diyelim artık, vatandaşların anlayabileceği şekilde buraya rüzgar gülü yapılması için çok uygun bir yer. Buraya rüzgar gülü projeleri getirmeyi düşünüyoruz. Güneş enerjisinden elektrik üretmeyi düşünüyoruz. Bunlar devletimizin projeleri. Devletimiz bu konuda çok büyük destekler veriyor. Günümüzün sorunu olan elektriğe çare bulmaya düşünüyorum. Elimden geldiği kadar bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. Muhtar olunca tabii elimiz daha da güçlenecek. Bu rüzgar gününde güneş enerjisi projelerinde de büyük bir ihtimal başaracağız yani. Onu da başaracağımı inanıyorum. Onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Ben gezmeyi çok seven birisiyim. Çok gezerim. Gezdiğim yerlerde çok şeyler görüyorum. Ama benim görmem bana az geliyor. Ben diyorum ki tüm Saraycıklı'da keşke bunu görse, benim köylerimde bunu görse diye gittiğim yerlerde içimden geçiyor. Muhtar olursam şunu yapmaya çok istiyorum ki yapacağım. Her yıl ilkbaharda bir otobüs bayanlarımıza, diğer bir hafta bir otobüs erkeklerimize, o zamanın isteğine göre Konya olabilir, İstanbul şehrimiz olabilir, Çanakkale olabilir. Buralara muhtarlığımız olarak her yıl, 5 yıl boyunca mutlaka ve mutlaka bir sefer tur düzenlemeyi düşünüyorum. Ücretsiz. Sadece kendi harçlığını cebine koyacak, tamamını muhtarlık karşılayacak. Bunun da sözünü veriyorum değerli Saraycıklılara. Yaşlı, genç, hiç fark etmez. Gezmek benim gözümde okumak kadar değerlidir. Onun için daha hiç İstanbul'a gitmeyen saraycıklarımız var. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Çanakkale'mize gitmeyen, atalarının öldüğü toprakları görmeyen gençlerimiz var. Oralara mutlaka mutlaka saraycıkları oralara tanıştırmak istiyorum. Konya olabilir. Konya Mevlana'yı ziyarete götürmeye düşünüyorum. Bunu da sözünü veriyorum. Her yıl İki otobüs Hüseyin Bey vatandaşlarımızı götürmeye düşünüyorum. Şununla bağlamayı düşünüyorum. Saraycığımızda iki tane kahvehane var. Bir tane un değirmeni, bir tane bakkal, iki tane tomruk dilme hizarı var. Atölye, gabran işlerle uğraşırlar. Şimdi bu civarda un fabrikası bir tane. Biz bunları iyi kullanamıyoruz. Ben muhtar olduğumda bunlara da otobüslerimiz var. İki tane yolcu taşıyan otobüsümüz var. Bunlar maalesef ayakta durmakta zorlanıyorlar. 20'ye yakın aracımız var.
Bunlar çok zor şartlarda bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Örneğin bakkalımız çok zor şartlarda ayakta duruyor. O bakkalın kıymetini ben biliyorum. Bütün saraycıklara o bakkalı daha nasıl geliştirebiliriz diye o bakkalı ayakta tutmamız için ön ayak olacağım. O bakkalı full destek vererek bakkalımızı köyümüzde ayakta tutmam için her türlü çalışmayı yapacağım. Kahvelerimiz de aynı şekilde. Kahvelerimiz bizim kavgasız, düğüşsüz oturduğumuz, birbirimizi gördüğümüz, dertlerimizi anlattığımız oturma yerlerimiz. Buraları geliştirmek için, buraları ayakta tutmak için bu arkadaşlarımıza her türlü desteği vereceğim. Aynı şekilde arıcılarımıza da. Arıcılarımızı da ne gerekiyorsa onu yaparız. Yani arıcılarımız ayakta durması için, balını tanıtması için bunlara destek kredileri var, teşvikler var. Bunlara da arkadaşları var İzmir'de, bölgemizde onlara yer açarak bu arıcılarımız da çobanlarımız aynı şekilde bunların arkalarında durarak bunlara her türlü yardım, destekte bulunarak bunları köyümüzde ayakta tutmak için her türlü çabayı sarf edeceğim. Un değirmeni demiştim. Un değirmeni bu civarda tek. Un değirmenimiz maalesef ayakta zor duruyor. Bunu bizim desteklememiz lazım ki ayağımızda gece gündüz her türlü işimizi görüyor. Bu un değirmenimizden de ilgili ne gerekiyorsa reklamını yapılması gerekiyorsa reklamını, destekler gerekiyorsa destekler konusunda her türlü konuda yardımcı olacağız. Tekrar arıcılığa gelelim. Bizim köyümüzde 2-3 bin tane arımız var. Bu arıcılarımız maalesef bal bazen oluyor, bazen olmuyor. Mesela bu sene kovanlarımızın tamamı neredeyse söndü. Şimdi bu arıcılarımız tekrar ayakta tutabilmemiz için bunlara destek lazım. Yani biz muhtarlık olarak bu konuda her türlü çalışmayı yaparak arıcılarımızın tekrar arılarına kavuşmak için gereken ne gerekiyorsa onları yapmak için uğraşacağız. Bu en büyük sözüm olsun. Onlara kredi ise kredi, destek, teşvik, manevi destek, reklamlarında her türlü çalışmalarını onların üstleniyorum ben. Yaparım da yani buna inanıyorum yapabileceğime. Tabii bunların tamamı da değerli devlet büyüklerimizin sayesinde olacak. Onu da söyleyeyim. Yani diyaloglarla olacak, çok çalışmayla olacak. Bu gücü de kendimde görüyorum. Bu enerjiyi de kendimde görüyorum. Ve bunu insanlara yansıtmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah nasip ederse, inşallah beni seçerlerse kesinlikle ve kesinlikle 5 yıl boyunca gece gündüz çalışacağıma buradan bütün saraycıklara söz veriyorum. Çünkü ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye aklımda bir şey yok. Ben 10 sene yaptım. Saraycık civarın Gözde köyü yaptım. 6 sene bahar şenliği yaptım. İlçelerle yarıştık. Şenliklerde büyük sanatçılar getirdik. Getirebilirim. Gene şenlikler yaparız. Köyümüzü bu civarın en lüks, en gözde köyü yapmaya ben saraycıklara söz veriyorum. Tabii 10 senede mutlaka eksiklerim olmuştur. Ben onu da kabul ediyorum. Yanlışlarım da olmuştur. Kırdığım insanlar da olmuştur. Onlardan kat kat özür diliyorum. 5 yıl zarfında kendim istirahat aldığımda tabii bundan da muhasebesini mutlaka yaptım. Hatalarımı gördüm. Tekrar aynı hatayı yapmak istemem tabii. Yapmam da yani büyük bir ihtimal. Onlardan da dersimi aldım. Ben diyorum beni tekrar deneyin. Asla kimse pişman olmayacak. Allah bütün saraycıkların, gurbetteki vatandaşlarımızın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah onlardan razı olsun. Oy verenden vermeyenden şimdikten Allah 1.000 kere razı olsun. Oy vermek diyorum mobil işi amca dayıyı düşünerek değil bu işi yapabilecek kişileri düşünmelerini istiyorum. Amca, dayı, akraba, düğünde, cenazede tabii çok önemlidir ama muhtarlık başka bir şeydir. Muhtarlık özveri isteyen bir kurumdur. Muhtarlık çok çalışmak isteyen, muhtarlık köy muhtarlığı, misafirperver olmak zorundadır. Herkesi takip etmek zorundadır. Herkese kucak açmak zorundadır. Bu yetenekleri olan insanlara oy vermelerini istiyorum.
Bensem bu, ben değilsem mutlaka bunu değerlendirmelerini istiyorum. Muhtarlık eş dost, yani şöyle bir tabir var, o benim dayım, o benim amcam diye değil de ya bu saraycı, bu yapar, bu yapamaz diye değerlendirmelerini istiyorum. Bizim Hüseyin Bey, bir de Oğuzlar mevkiimiz var. Burası sulak arazi daha önceden. Şu anda orası atılı duruma düşmüş. Orayı canlandırmak için de oraya ya yangın göletinden su alıp o araziyi tekrar sulu araziye çevireceğiz. Allah nasip ederse, bunu da söylemiş olan. Bütün bunları yaparken de şunun da sözünü vereyim. Bu kesin bir sözdür. Bu köyden Hüseyin Bey asla ve asla hiçbir şekilde 5 yıl boyunca teberru, bayramlar dahil, teberru, kurban derisi, salma adı altında asla ve asla para toplamayacak. Bunun sözünü kesin olarak veriyorum. 5 yıl boyunca bu vatandaştan 1 lira dahil para, zorunlu para alınmayacak. Peki bütün bunları nasıl yapacaksın parasız dersen, bu benim söylediklerimin hiçbirisi zaten köyün parasından, salmayla, teberruyla olacak işler değil. Köyümüzün 3-5 giderini karşılamak için de şöyle bir projem var. Bizim Erova diye bir mevkimiz var. Bu Erova'yı 250 dekar, bu tamamen muhtarlığa ait bir bölgedir. Kullanılmayan, köyün kullanmadığı meralarımız var. Bunların bir kısmını yonca, fi gibi yem bitkisi ekerek hem çobanlarımıza ucuz isteyene, çobanlardan ziyade isteyene, köyümüzden isteyene ucuz yem, ot vermek adına, hem köyümüz 3-5 gider masrafları gidermek adına ben buralara yonca ekmeyi düşünüyorum. Bu yoncayı da başta köyümüzün ihtiyacı olan çobanları, hayvancılarına uygun fiyatlarla verip köyümüzün çarkını bu şekilde döndüreceğim Allah nasip ederse. Diğer söylediklerim zaten köyle, onlar tamamen benim çalışmalarım sonucunda olacak şeyler. Onlar teberruyla, salmayla olacak şeyler değil. Onlar tabii devletimizin destekleriyle yapılacak işler. Onun için artık salma, teberru gibi para bir daha toplanmayacak. 5 yıl boyunca bunun sözünü veriyorum yani herkese. Bütün, şunu da söyleyeyim. Bu yaptıklarımı tabii ki yalnız yapmayacağım. Benim 8 tane çalışma arkadaşım var. 8 tane çalışma arkadaşlarıma da şimdiden buradan onlara da girdiğimiz bu yolda başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımla beraber kol kola 5 yıl boyunca çalışma arkadaşlarımla çalışacağız.